Değerli konuklarımız, herkese merhaba. Benim ismim Şahin Şenay, Acıbadem Maslak Hastanesi Katlama Cerrahisi bölümünden. Bugün iki tane değerli konuğumuz var. Sevgili Ayhan Sicimoğlu ve Kardiyoloji bölümünden Doktor Alex Değirmencioğlu. Ve kalp sağlığı haftası nedeniyle sizlerle buluşmayı hedefledik. Bu konuşmamızda informal bir ortamda aslında kalp sağlığı ışığında genel hem biraz korunmaya yönelik, kalp sağlığıyla alakalı korunmaya yönelik, hem de bazı alışkanlıklarımız üzerinde neler yapılabilir, onları bilgi aktarma açısından değerlendirmeyi istiyoruz. Bir de tabii ki kalp sağlığıyla alakalı yeni neler var, tedavi yöntemleriyle alakalı neler var, onları konuşacağız. Sizler de sorularla her zaman programa dahil olabilirsiniz. Öncelikle ben sözü öncelikle Alex Bey'e vereceğim. Alex'im, sen bir şey söylemek ister misin? En son Onur konuğumuza vereceğiz sözümüzü. Tamam. Önceki bütün konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Aynen Bey siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bu katılımınız için. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Kalp sağlığıyla alakalı olarak tabii ki aslında bugün biraz konumuz kalp, tabii kardiyovasküler koruma çok yönlü ama hakikaten beslenme bu işin temelini oluşturuyor. En önemli konulardan bir tanesi beslenme. Kalp damar sağlığını korumadaki en önemli hastalıklara davetiye çıkaran şey aslında biraz kötü beslenme. Dolayısıyla da beslenmenin düzenli olması birçok şeyi daha en başından itibaren engelliyor. Hani neler Orada bunlar işte? Alex'im şöyle bir şey belki eklenebilir. Amerikan Kalp Birliği'nin bir tane önerisinde şöyle bir konu var. Kalp sağlığınızı eğer korumak istiyorsanız ki kalp sağlığıyla alakalı olarak bazı hani olumlu konulardan bahsedeceksek öncelik koruma dediğin gibi. Orada sigara bırakılması, kilonun kontrolü, egzersiz yapmak, onun dışındaki faktörler beslenme, kolesterolün düzenlenmesi, tansiyonun düzenlenmesi ve kan şekerinin düzenlenmesi. Hakikaten beslenme bunların neredeyse yani çok, %70'ini içeriyor. O konu yani genel korunmanın içerisinden bir tanesi ama Kesinlikle hepsinde öyle. Yani fayda var. bizim için hani en önemli kardiyovasküler hastalıklar için en önemli hastalıklar biliyorsunuz ki hipertansiyon, diyabet, işte kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliği gibi lipid anormallikleri en önemli kardiyovasküler risk faktörlerini oluşturan hastalıklar. Tabii ki sigara burada ayrı bir parantez açılması gereken bir konu. Bu bahsettiğimiz bütün hastalıkların hem çevresel hem de genetik temelleri var. Tabii ki genetik temelleri yapılabilecek şeyler sınırlı ama çevresel konular en önemli şey. Çevresel konulardaki beslenme burada işte kritik önemi oluşturuyor. Bizim burada tabii ki beslenmeyle alakalı konuya odaklanmamızın tabii ki altı dolu. Bununla alakalı çok fazla şey var elimizde. Kalp sağlığının korunmasıyla alakalı da en fazla şu anda gündemde olan konulardan bir tanesi Akdeniz mutfağı bildiğiniz gibi. Bu konuyla Evet. alakalı Ayhan Bey siz ne demek istersiniz? Bu konuyla ilgili en yani tecrübeli isimlerden bir tanesiniz. Bir yorum yapmak ister misiniz bu konuda? Tabii ki efendim. Şimdi tabii Akdeniz mutfağı deyince bizim mutfağımızın inanılmaz, inanılmaz daha bizim ona farkına varmadığımız bir avantajı var. Şimdi Türkiye'nin bazı şeylerini maalesef biz Türkler farkında değiliz. Yani Türkiye'nin bence en önemli, bırakın sanayisini, bilmem nesini, yok madenlerini, yok bilmem nesini, en önemli cevheri turizm olması lazım. Öyle bir ülke ki, yani bir turist için bir cennet, rüyalar ülkesi aslında düşünürseniz. Tarihiyle, deniziyle, kayağıyla, kalıntılarla, Grek tarihi dersin. Bırak Grek tarihi. Şimdi Göbekli Tepe'ye gittim en son. Hayatlar içerisinde muhakkak her insanımızın, sizlerin, doktorların Göbekli Tepe'ye bir şey yapmanız lazım. Kardiyoloji bölümü Göbekli Tepe gezisi yapmanız lazım. Komple. Ben götürürüm sizi. Hep beraber yapalım. Evet. Söz. Yani çünkü inanılmaz bir şey. Doktor olarak. Şimdi benim teorilerim de var. Göbekli konuyu açıyor. Çiğ köftenin ben Göbekli Tepe'den geldiğini şey yapıyorum. Şimdi kırmızı ete karşılık olmaz biraz azaldı.
yağ karşısı olduğumuz doktorlar. Kırmızı et çok yasak da o biraz kalktı. Yumurta da yak yasak da o da biraz kalktı. Yumurta, kırmızı et. Orada yumuşadınız. Ama ben de doktor değilim ama çok meraklıyım biliyorsunuz. Ben de hayvan yani kuyruk yağına karşıyım. Kırmızı ete karşı değilim. Yani moderat yendiği zaman, gece gündüz değil tabii. Ama çiğ köfte. Yani desen ki bana Ayhan Sıcımoğlu bütün dünyanın yemeklerini yedin. Say bakalım şurada ilk on en sevdiğin yemeğiyse içine çiğ köfte girer. Kaç numarada girer bilmiyorum. Ama bir tanesi de girer. Ve ben de çiğ köftenin Göbekli Tepe'den geldiğine şey yapıyorum. Çünkü ateş yok, alev yok, pişirme yok, kıyma makinesi hala yok. Hakiki çiğ köfte taşla ezerek yapılır. Macun. Hatta içindeki kırmızı beyaz şeyi çekerseniz sinirleri siyah macun olana kadar şey et ezersiniz. Ki suyu içinde yani makinede kıyma makinesinde yapılmaz çiğ köfte. İçine sonra da ezdikten sonra macun top yaptıktan sonra o şeyi top et topu simsiyah bir et. Aslında şöyle söyleyeyim. Aslı geyik eti çiğ köftenin. Yani büyükbaş hayvan da değil. Geyik. Hiç yağ yok. Tabii müthiş kaslar var. Koştuğu için hayvan sert bir et. Ama şey, yağsız. Yağ tutmuyor hayvan. Onu böyle diyeceğim. Ondan sonra içerisine kırılmış, niye kırılmış buğday? Yani simit derler ona. Ne? Çünkü kırıldığı için açık şeyleri üzerinde zar olmadığı için absorbe etme kabiliyeti var. Etin suyunu böyle o şeyine böyle basa basa bütün o buğdayı, kırık buğdayın içerisine suyunu emdireceksiniz. Onları homojen yapacaksınız. Neyse konudan konuya yapıyor ama şimdi şeye geleceğim. Ama bunu anlatmam lazımdı. Zeytinyağlılar diye bir bizim bir doktor bey için zeytinyağlılar diye bir familyamız var mutfağımızda. Hiç mutfakta yok. İtalyan zeytinyağlıları. Tamam var zeytinyağı muhakkak. İspanya daha fazla. Ama zeytinyağlılar diye bir familya bize ait bir familya. Ve siz doktorlar herhalde zeytinyağlılar familyasına aşık olmanız lazım. Değil mi? Tabii. Kardiyoloji. Tabii ki. Kardiyolog olarak. Kardiyovasküler risklerin hani bir insanın hayatında karşılaşabileceği kalp hastalığı, damar hastalığı ile alakalı risklerin azaltılmasında bu bizim yaptığımız önerilerden bir tanesi. Akdeniz tipi mutfak ile beslenme. Ya bu bir genel bir terim. Ya burada aslında şu da yanlış. Yani spesifik bir tane bitkisel bir ürün, spesifik bir yemek ya da öyle bir şey de yok aslında. Genel bir şey, tarz, hayat tarzı gibi. Burada Akdeniz mutfağı çok önemli bir yer. Akdeniz mutfağında da dediğiniz gibi zeytinyağının, zeytinin çok ciddi bir değeri var. Müthiş. Sebzelerin. Mesela şeyde, bilmiyorum herhalde çalışmışsınızdır. Ben de gitmiştim seyahatlerimde. Ishigaki Adası. Bir de Ishigaki diyet var biliyorsunuz. Japonya Adası, Japon Adası. Yani ortalama yaş 90 falan. Kadınlar biraz daha fazla, erkekler biraz daha az. Böyle o kadınların 90 küsür. Eklerindeki 80 küsür falan ortalama yaş. Herkes yollarda yürüyorlar. Bu adada şey gibi, müze gibi yani. İki tane kız var filmlerimi çekerken kameraya çektim. İki kız kardeş. Biri 106 yaşında, öbürü 98 yaşında. Yaşayan alışverişe çıkmış. Ishigaki. Efendim? Yaşayan tarih olmuş bütün kasaba demek ki. Yemedim, pardon. Yaşayan tarih hepsi yani gerçekten 90'lı 100'lü yaşlar tarih demek yani. Tabii Ishigaki ama şimdi bunlarda ben şeye de inanıyorum. Biraz da tuhaf yaşam mücadelesiyle alakalı bir şey. Bunları Amerikalıların en çok bomba attığı ada. O adayı ele geçirip Japonya'ya öyle saldıracaklardı Dünya Harbi'nde. Onun için oraya kaç bin ton dünyada bu kadar çok metrekareye o kadar çok ton bomba düşen bir bombalama olmamış. Ve adanın böyle, şimdi unuttum tam emin değilim, 400 bin nüfusundan 300 bini ölmüş bombada. Yani bir şeye götürdüler mezarlığa. Mezarlık böyle gözümün alabildiğine mezar taşı yapmışlar. Ve hatta taşları yetmemiş de koca bir duvar yapmışlar. Duvarda ölenlerin ismini sadece yazmışlar. Duvarda yazıyor. Mezar taşına yer kalmamış falan. Yüz binlerce kişi. Bu ölüm şeyinden midir? Bilemiyorum, kaygısından mıdır? Ya yaşamları uzamış. Bilmiyorum. Acaba yani kendimde tuhaf bir şey geliştirdim. Teori geliştirdim. Öyle bir şey olabilir mi? Bu bombalamadan ölüm korkusu adamın normal genetik olarak yaşamı uzatır mı?
Bilemedim. Çok tuhaf. Ama Japonlarda var bu. Çevresel faktörlerin etkisi olabilir hakikaten de. Burada Ayhan Bey, sözü Alex'e bir verelim isterseniz. Alex'im, sen mesela sana danışan bir hasta olmayan birisi. Kalp sağlığıyla alakalı, yani ben kalp sağlığıyla alakalı dikkat etmem için neler önemlidir, nelere dikkat etmem lazım? Madde madde ne önerirsin? Hani, yani şöyle aslında her şey bizim her zaman söylediğimiz sigara. Sigaradan başlayabiliriz. Kesinlikle sigara çok önemli. Yani ben bunu her hastaya, yani toplum için değil mi özellikle? Bir girerken bir çıkarken mutlaka söylüyorum. Kesinlikle çok önemli. Onun dışında en önemli faktörden bir tanesi bence kilonun kontrolü. Yani bu şey demek değil, illa çok zayıf olacaksınız anlamına da gelmiyor. Ama ben mesela hastalarıma şunu söylüyorum. Ya kilo alıp vermeyin. Kilo mesela bugün bir hastayla konuştum. Dedi ki işte bir 6 ay sonra geleceğim 10 kilo vermiş olarak. Ya dedim o kadar değil. Önemli olan bu işi gerçekten insanların yapabileceği, hayatına uydurabileceği ve sürdürebileceği bir diyet önemli bizim için. Yoksa 6 ayda 10 kilo ver, sonra öbür 6 ayda 7'sini geri al, sonra bir 5 daha ver, 3 daha. Bu değil aslında. Buna bir peki, böyle sigara, kesinlikle kilo, önemli. Sigara, kilo, diyet. Diyette en önemli şey... Ayhan Bey'in dediği gibi Akdeniz mutfağı gerçekten hani bizim birinci olarak önerdiğimiz beslenme şekli. Hani onu ya bunu ya spesifik olarak belirtmekten ziyade. Çünkü herkes her şeyi yemeli bence. Bunu Ayhan Bey bizden çok daha iyi bilir. Her şeyin tadına bakılmalı. Ben hastalarıma da bunu söylüyorum. Ama burada kritik nokta gerçekten ağırlıklı olarak nasıl besleneceğimiz ve bunu yani hayatımıza nasıl yerleştirebileceğimiz konusu bence çok önemli. Peki tuz miktarı için bir şey diyor musun? Tuzla alakalı olarak şöyle, biz kesinlikle ben hastalarıma öyle çok sıkı bir tuz kontrolü önermiyorum. Yani bu önerilmiyor zaten. Hatta kalp, bırakın tansiyon hastalığında, kalp yetersizliği ki tuz konusunda çok da hassas bir konu. Onda bile acayip sıkı bir tuz kısıtlaması önerilmiyor. Ama aşırı tuzlu beslenmeyin. Ne bileyim tuzluk çok fazla kullanmayın diyoruz. Yani yemeği tuzuyla pişirin ama tuzluk kullanmayın. Çok aşırı salamura, işte turşu vesaire gibi şeyleri çok fazla tüketmeyin diye uyarıyorum ama böyle sıkı bir tuz kontrolü asıl işlenmiş ve paketlenmiş gıdalar değil mi? Yoksa hani sofra tuzu olmamasının yanında bir de işlenmiş ve paketlenmiş gıdalar var. Peki Alex, sağlıklı bir erişkin kişi egzersiz konusunu nasıl bir öneride bulunmak lazım? Kardiyovasküler azaltılması için. Klasik önerilen, yani bizim kılavuzlarda da önerilen kardiyovasküler olayları azaltmak için önerdiğimiz egzersiz temelde hani yürüyüş ve yüzme temelli böyle standart tempo ile yapılan egzersizleri öneriyoruz. Sıklıkla yani haftanın öneri şu şekilde, haftada 4-5 gün 45 dakika 1 saat şeklinde bir egzersiz programı öneriyor. Bunda da yine işte ben işte acayip bir spora başlayacağım, deli gibi koşacağım, yüzeceğim şey, ondan sonra 5 ay daha tekrar bırakacağım. Böyle değil. Önemli olan hayatınıza, mevcut temponuza uydurabileceğiniz, yani hayatınızın içine katabileceğiniz ve bunu sürdürebileceğiniz sporu yapmak önemli bence. Orada tabii çocuklar için biraz daha bu süre hani biraz daha geniş, onu kısıtlamayalım. Çocuklarımız için günde hani 60 dakika veya üzeri olabilir. Orada hani tabii şey yarım saat 45 dakika sınırlamı yok. Son şey önlemeye yönelik olarak, kalp hastalığına yönelik olarak kolesterol ve şekerle alakalı bir şey der misin? Kolesterol ve şekerle, yani sağlıklı birisi yani baktırsın mı bunlara ya da hedef ne olmalı? Kolesterol tam kolesterol yani genelde senede bir kan şekeri olarak ne olmalı? Yani tabii belli bir yaştan sonra yılda bir ama daha genç popülasyonda bir sıkıntı yoksa 2 yılda bir kan tahlillerini kontrol ettirmeyi öneriyoruz. Yani kolesterol değerlerine, şeker değerlerine bakılmasına. Diyabetin varlığı çok önemli bir kardiyovasküler risk faktörü olduğu için mutlaka uzman hekimlerce takip ve tedavi edilmesi gerekir. Onun dışında kolesterolle alakalı olarak bunu hani söylemeden geçemeyeceğim. Kolesterol önemli bir risk faktörü. Ve maalesef toplumda biraz kolesterol ilacıyla alakalı biraz hani şey var, direnç var. Bu bağlamda biz kolesterol ilaçlarıyla ilgili endikasyonu olduğu zaman, doktorlar, hekimler önerdiği zaman belli özellikle durumlarda çok öne çıkıyor bu tedaviler. Mutlaka onların kullanılması gerektiğini ve düzenli takip ederek gerekirse doz altmak. Kolesterol hani, ilaçları çok hani biraz üzerinde tartışılan bir konu aslında ama hakikaten şöyle bir veri var elimizde. Yani bununla alakalı çok geniş çalışmalar var ve kolesterol ilaçlarının kullanılmasının, burada kolesterol ilaçlarını savunmuyoruz, sadece gerekli durumlarda hani kullanılmasının kalp damar sağlığı anlamında faydalı olduğunu, özellikle risk gruplarında kolesterolünüz yüksekse, yani stent takılmışsa veya bypass ameliyatı olmuşsanız gibi durumlar. Bende yüksek kolesterol. Evet. Doktor, sizden bir şey rica edeyim. Ya Alex Bey ya da siz. Tabii. Bana şey söyleyebilir misiniz?
ilaçsız kolesterol düşürme metodu? Var mı öyle? Cihan'cığım söyler misin? Ben çok güzel bir soru. Ben öncelikle egzersiz öneririm. Kesinlikle. Egzersizin şöyle bir etkisi var Ayhan Bey. Yani iyi kolesterol seviyesini arttırıyor. İyi kolesterol seviyesi dediğimiz HDL. HDL seviyesi genetik olarak bizim toplumumuzda, bu coğrafyada yaşayan insanlarda maalesef düşük. Bunu arttırmanın tek yolu da egzersiz yapmak. Egzersiz yapılınca bu HDL seviyesinde bir artış sağlanabilir ve bunun da kolesterol anlamında bir olumlu etkisi olabilir. Alexim, senin katkıda bulunmak istemiş ama. Şöyle Ayhan Bey, yani maalesef şöyle bir negatif bir bu. Kolesterol seviyelerini gerçekten diyetle düşürmek sınırlı miktarda olabiliyor. Yani bir kısım genetik şeyi var bu işin, temeli var. Mesela trigliserit öyle değil. Trigliserit kan yağlarının başka bir versiyonu. O özellikle alkol, yoğun alkol alımından, yoğun karbonhidrat alımından, kilo alımından, hareketsizlikten çok ciddi etkileniyor ve gerçekten bu yapılan bu önlemlerle, mesela alkolün azaltılması, işte kesilmesi, işte alkolle bağlantısı var mı Doktor Alex, kolesterolün? Alkol ile direkt bağlantısı var mı? Trigliseridim var. O kötü kolesterolün çok fazla yok. Trigliserit seviyeleri çok alakalı. O yüzden trigliserit de bizim bu LDL dediğimiz kötü kolesterolden sonra ikinci gelen önemli faktör kardiyovasküler hastalıklarda. Trigliserit düşürmek için kilo vermek, karbonhidratı azaltmak, yürüyüş yapmak ve alkolü azaltmak çok ciddi etkili. Aynen öyle. Ben şarap içerim, alkol, yani ağır alkol bir rakı bilmem, yani çok az laf ola. Efendim viski derken laf ola, öyle ağır vodka motka hiç sevmem. Ben ama şarap, yani şimdi Allah için, yani şarap da şimdi iyisi olursa içmeden de olmaz Doktor Bey. Güzel bir kadeh şarap. Şimdi esas sorun gelecek, öldürücü soru. Şöyle bir araştırma var, ona katılıyor musunuz? Neden Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da kalp krizi oranı düşük? Kırmızı şaraptan dolayı diye bir popüler deyim var. Bu gerçek mi? Şöyle onlar hakkında her yemekte bir ben de ayrılmak üzere her yemekte bir kadeh bir kırmızı şarap içeriz yani. Hatta şimdi lokantaya oturunca İtalya'da Fransa'da kırmızı mı beyaz mı diye sorarlar. Yani içer misin diye sormazlar. İçeceğin belli de kırmızı mı beyaz mı diye sorar. Beyaz dersin, beyaz gelir. House wine gayet de güzeldir. Şimdi beyazda çok yok. Bu taninle alakalı bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Orada bu teoriye katılıyor musunuz? Bu yoksa sadece bir halk arası söylenti midir? Mutlaka antioksidan anlamında bazı etkileri kesinlikle var ama orada şöyle bir durum var. Şimdi hani o hani alkol tüketimi, şarap tüketimi ile alakalı konunun yanında aslında burada temelinde bir Akdeniz mutfağı tüketimi söz konusu. Akdeniz mutfağının sıralanmış bazı içerikleri var. Nedir? Yükseklikli besinler, işte meyve sebze oranlarının biraz daha fazla olması, etin balık olması gibi bazı konuları var. Şimdi bundaki alkol konusu, şarap konusu artık yavaş yavaş hani öneri gücü olarak azaltılmaya başlandı Ayhan Bey. Yani alkolün oradaki yeri, yani Akdeniz mutfağı gibi sağlıklı bir şeyindeki diyetteki yeri biraz daha zayıfladı. Orta tüketim bile, hani moderate deniyor buna şeyde, orta tüketim seviyesinin bile hani olumlu, olumsuz etkileri kıyaslandığında bazı kanserlerle alakalı ilişkilerinin saptandığı durumlar var. Ondan dolayı hani içmiyorsanız başlamayın. Ama az miktardaki tüketiminin kesinlikle antioksidan ve hani kardiyovasküler riskin azaltılmasıyla alakalı olumlu etkileri var. Bunlar gösterilmiş. İyi kolesterol bağlama gibi bir özelliğinden bahsediliyordu yıllarca alkolün. O konuyla ilgili çok net veriler yok ama hani olumlu etkileri olabileceği söyleniyor. İşte ılımlı alkol tüketiminin, özellikle şarap tüketiminin, HDL kolesterolü, iyi kolesterolü. Evet, şarapla. Muhtemelen onunla ilgili yapılan çalışmaların sonucunda. Şimdi benim arkadaşlarımdan öğrendiğim ya da onlar da gördüğüm şarapçılar bunlar. Önemli, yani önemli şarapçıları. Bunlar ne yapıyorlar? Ben yakın, yani onları günlerim çok geçiyor. Evet, geçti ve geçiyor hala. Hatta biraz da bir de şimdi yakine çıkacağız beraber falan bir dakika çıkın. Onlar hep şarap içerler. Fakat onlar da böyle bende de olmaya başladı bu. Belirli bir şeye gelince periyoda vücut isyan ediyor. Nasıl olduğunu bana sormayın, bilmiyorum onu. Ve bir şeye diyete giriyorsunuz. Şimdi 15 gün ağzınıza şarap sürmüyorsunuz. Yani ya da 10 gün neyse.
bir süre. Yani o bir isyan ediyor. Fazla içtin kardeş, dikkat et kendine diyor vücut galiba. Bana oluyor. Onun beşki dokunmuyorum. Sonra ufak ufak kırmızı olmak şartıyla yazın beyaz, kışın. Ama ben de bir kadehler. Ben bunun şeyine inanıyorum, bir eğri olduğuna. Bir kadeh tepeye çıkıyor. İkinci kadehte aşağı doğru inmeye başlıyor. Üçe girersen yokuş aşağı gidiyorsun. Şarap şeyinde, şarap eğrisinde. Ama bir kadeh müthiş bir grafik veriyor bana sorarsanız. Güzel bir kırmızı. Yani Akdeniz yeteri içinde var. Yemen içinde de var. Fransız, İtalyanlar çok kullanırlar şarap yemek içerisinde. Devamlı. Yani her yemekte bir şekilde ya kırmızı ya da beyaz vardır. Risotto orada beyaz vardır. Yani etlerde kırmızı vardır. Bu arada şöyle bir konu var. Hani Akdeniz mutfağından girdik ya. Akdeniz mutfağının en önemli komponentlerden bir tanesi zeytinyağı. Zeytinyağının iyisi nasıldır? Yani ben hiç anlamam mesela. Hani onun hani iyisi kötüsü hani bir defa burada hani bizim hani kalp sağlığı ile alakalı boyutu şu. Yani extra virgin denilen kavram. Yani bu bizdeki sanırım şey değil mi? Natural sızma mı oluyor tam olarak değil mi? O oluyor. Sızma. Zeytinyağı olarak söylüyorum size bunu. Natural sızma. Burada iyisi kötüsü nedir? Çok kısa o konuda bir şey söyler misiniz bize? Bir kere şeye tavsiye ediyorum insanlara, sizlere, hepimize. Belki size bugün veririm. Zeytinyağı tadım kursu. Bir gün yapalım. Ben toplamam doktorlar bir yerde. Size iyi ve kötü zeytinyağları getireyim. Bir ufak bir zeytinyağı tadım kursu vereyim. Çok ufak. Yani çünkü her Türk milletinin bunu alması lazım gelen bir kurstur bu bana sorarsanız. Çünkü iyi ve kötü ayırttıktan sonra zeytinyağı yemeye başlayacaksınız. İnsanların çoğu ay ben ellemem acı ben bilmem ne falan. Çünkü kötüsünü yediği için hakikaten acı. Ben hakikaten onların yediği zeytinyağı. Yani çarşıda alınan zeytinyağı çoğunu ben yiyemem. Bir şekilde. Çünkü şeydir. Yani çürümüş zeytinyağı yapıyorlar. O büyük memle markalar da adını vermeyeyim. Onlar dahil olmak üzere. Yani yok efendim içine memle yağ katmıyorlar. Öyle bir şey yok. Çok az belki ihraç ederken bazen makine yağı falan. O değil. Pamuk yağı. O artık iyice kötüsü de. Zeytinyağın da kötüsünü çok kötüsünü yiyorlar. O zaten zararlı da bu vücuda. Ama iyisini de anlamak için bir ufak bir tadım kursu lazım doktor bey için. Yani onu da böyle ufak bardaklara şeye koyacağız zeytinyağlarımızı şu kadar. Sonra kapatacağız elimizin etli kısmını üstüne. Böyle sallayacağız bardağa. O ki kokuyu bıraksın diye. Ondan sonra biraz hafif şuradan açıp elimizi. Bir de ısı lazım. Zeytinyağının en iyi rahiye bıraktığı ısı bizim ısımıza yakın bir ısı. Soğukken vermiyor o şeyi. O kokuyu bırakmıyor. El ısısı yapıyorsunuz. Camdan geçiyor. Sallayınca da içinde zeytinyağı kokuyu bırakıyor. Ufak şuradan şöyle bir kaçak yapıp sübap böyle. Oh! O kokuyu duyuyor. O koku nasıl bir koku olacak? O koku taze kesilmiş sabah çim. Yeşil erik. Şimdi onu tabii şeye girerseniz bunun jargon müthiş. Zeytinyağcıların hepsi ukaladır. Ben de öyle olmak üzere. Giriş jargonu. Efendim yeşil enginar kokuları falan. Efendim yeşil erikte bilmem ne. Efendim yani o uzun giden bir hafif dipten gelen bir çilek. Falan. Uzun bir şeyi var, jargonu var. Çoğu palavra. İtiraf edeyim. Ondan sonra onu o kokuyu aldıktan sonra ağzınıza alacaksınız. Dilinizi biliyorsunuz. Ortası, ucu ve dibi ayrı reseptörleri var tadı için. Onu doğaçlayacaksınız. Her reseptör tadı aldıktan sonra yutacaksınız. Yuttuktan hemen sonra diye bir hava çekince o hava işte şu boğazı şurayı yakacak. Burayı yakarsa tamamsınız. Kötü değil, iyisiniz. Onu şey zaten, ben boğazımı yakıyor, yakacak. Ama o tip yanmaysa, acı ise değil, yakıcılığı varsa iyi, acıysa iyi değil. İki tane orada terminoloji şey var. Yakıcılık ve acılık. Acılık okside olmuş kötü zeytin anlamında gelebilir. Onun aradaki farkı nasıl anlıyorsunuz? Ben de size kötü zeytinyağı veriyorum sonra tadırıyorum. Bir de kötüsünü piyasadan aldığım zeytinyağı tadıyorum. Arasındaki fark o zaman o andaki acılık o yakıcılık değil. O farkı anlıyorsunuz tadımda. Herkesin tadı bu. Bunu öğreneceğiz. Ben Alex Hoca'ya tekrar bir soru soracağım.
Lafı söyleyecektim, orada kaldı. Tuza getirecektim, orada kaldı laf. Kalleş bir madde, çok kalleş. Onsuz hiçbir, çünkü tat enchancer, tadlandırıcı namussuz. Ama zararlı, sizi sevmezsiniz tuzu. İyi lokantalarda, yurt dışında, Michelin yıldızlı lokantalarda masada tuzluk ve biberlik yoktur. İsterseniz hakaret etmiş olursunuz lokantadaki şefe. Şefe hakaret etmiş olursunuz. Lokantalar koymazlar. Biz Türkler, bakıyoruz şu lokantalara, bizi Türklere, müthiş tuz ve biber çıktı. Yani kebap kültüründen biber çıktı. Daha yemeğe tatmadan baba tuzluğa saldırıyor. Ya bir dakika, ikinci yemeğe tat. Belki tuzlu yaptı adam. Belki ya ben zaten çoğu yemeği geri yolluyorum tuzlu diye. Çünkü bir de şimdi biber çıktı. Kebap kültüründen geldi biber de. İşte yok biber. Türkiye şimdi herkesin masasında pul biber. Herkes pul biber meraklı. Kebapçı şeyi. Yani abi pul biber yok mu? Ya kardeşim adam yapmış bir yemeği sana. Aşçı ne pul biber istiyorsun? Pul biber senin ağzını uyuşturacak. Bütün şeyinizi reseptörü kapatacak. Dilinizi kapat, reseptörler kalmadı. Ağız uyuştu. Son yemekten tadı almayacaksın. Onu öğretmek lazım. Niye pul biber? Niye kebap? Çünkü kebap Güneydoğu yemeği, sabahtan et şey yapmasın diye, efendim kopmasın diye içinde biberi basarlar ki o prezervatiftir, korur eti. Yani orada kebabın acı olmasının nedeni o. Ama iyi bir kebapçı çok acı yapmaz zaten. Yani onu birkaç kebapçıyla konuştum, uzak bir şeyde de, Güneydoğu'da da. Abi kebabın iyisi acı olmaz der. Çünkü acıyı basarsan etteki hatayı kapatıyorsunuz. Kötü bir eti veriyorsun, biberi basınca o gidiyor. B, eti koruyorsunuz. Buzdolabından orada çıkıp orada duruyor. Geçen gün şeyde çok güzel bir adamda yemek yedim. Marmaris'te. Beni götürdüler. Marmaris'te aklına kebap ne de gelsin. Oradaki mekanik bir motor, yelken işinde oradaydım. Yelkencilerle, şunlarla bunlarla. Mekanik çocuklar da, tamirciler de beni, gel abi şurada lahmacun yiyelim dedi. Ben de peki dedim. Lahmacunu yedim. Akşam üstüne doğru geliyordu. Hiç beğenmedim. Sahibi geldi. Beğendin mi abi lahmacun dedi. Beğenmedim dedim. Niye beğenmedin abi dedi. Dedim sen bu dedim eti dedim sabahtan dedim karmışın. Soğanıyla şuyla buyla. Evet dedi. Bunu bir tek sen anlarsın. Evet dedi. Eti sabahtan karmışın, bize dedim akşamüstü şey veriyorsun. Aman abi özür dilerim, işte senin burada olduğunu söylemedi. Ya beni bırak beni. İnsanlara da bunu vermemen lazım. Aman abi ne yapalım? Büyük ticarethane bak. Herkesi ona sakladı. Ticarethane büyük. Eti önceden yapmazsam dedim parti parti yap. Hepsini önceden yapma. Bir parti yap. Ufak bir parti, dursun tamam, ondan sonra baktın ki gidiyor, ikinci partiyi yap. Eti sabahtan karmışlar, et gitmiş artık, bitmiş. Yani kopmamış tamam ama yavaş yavaş acı olmaya başlamış soğanla beraber. Ondan sonra abicim sabahtan ne oldu sen dedi, yarın ben sana kendi elimi yapacağım dedi. Bunlar kilisliymiş. Aa kilisli, hepiniz o zaman kaçakçısınız. Evet abi kaçakçıyız dedi. Çok şekerdi. Biz kaçak başka işimiz bilmez ki biz kaçak biliriz dedi. Biz öyle büyüdük dedi. Ben de 13 yaşında kaçakçılığa başladım dedi. Öyle bir adam. Marmaris'te tabii ertesi gün adam buna bir lahmacun yaptı. Yani hakikaten ama benim için özel yapmış. Hakiki bu dedi lahmacun dedi. İki türlü vardır abi dedi. Bu bak bu bizim dükkanın iyisi dedi. Yeni kartı. Bu da dedi bizim eve gelirsen kiliste dedi. Ki evde yiyeceksin lahmacun dedi. O da başka bir şey çıkardı ortaya. Müthiş. Dedim ki peki dedim. Sana dedim test yapacağım. Yarına dedim gene buradayım. Bana dedim çiğ köfte yapacaksın. Abi emrin olur. Dedi. Ve hakikaten yediğim Urfa dahil en iyi çiğ köfte kilis olduğu ortaya çıktı. Kilisli. Çünkü Urfalılar içine çok izot biberi koyuyorlar. Simsiyah bir çiğ köfte çıkıyor. Kilisliler o kadar fazla biber koymuyorlar. Dedim çok iyi olmuş. Acısı az. Evet abi sen anlarsın bu işi zaten bir tek dedi. Az acılı dedi. Etin tadı geliyor. Yani Antepliler ve Urfalılar içine biberi basıyordu. Hele Urfalılar bu izot biberini siyah bir zaten oksit olmuş bir şey biber o. Ve yani sonunda işin sonunda doktorlar, sevgili doktor kardeşlerim, bu işin içerisinde kırmızı et var. Yeter ki doğru ye. Ben ona karşı değilim. Ama neye karşıyım? En büyük sizin zannediyorum ve benim karşı çıkacağımız yemekler katkı maddeli yemekler. O Amerikan
Amerikan burger şeyleri, o yeni çıkan bu pizza şeyleri, dondurulmuş pizza malzemeleri ve içinde bir uzun ömürlü sütler, doğru mu? Boyalar, bizi mahveden o. Kesinlikle. Onlar bizi mahvediyor. Kesinlikle. Burada birkaç tane soru var Alex Bey'e. Şimdi öncelikle Alex'im, tedaviyle alakalı sorular var. Ne dersin? Şimdi kalp hastalığının tedavisinde kabaca anlatmak gerekirse. Öncelikle hani şunu söylememiz lazım. Kalp hastalığının tedavisiyle alakalı olarak tabii ki önce korunma. İşte bütün her konuğumuz da bahsetti ama tedaviyle alakalı olarak şu tedavi yöntemi mi, bu tedavi yönteminden ziyade kişiselleştirilmiş bir tedavi planlaması en doğrusu. Yani burada şöyle bir yol izliyoruz genellikle. Bir hastalıkla alakalı o kişinin hangi faktörleri var, hangi hastalık derecesi, hangi hastalıkla alakalı yet derecesi var, onların tamamen bir değerlendirilmesi. Ondan sonra o hastaya yönelik olarak olası alternatiflerin kar zarar hesapları yapılarak en uygunun seçilmesi. Alex, burada ne dersin? Hangi tedavi yöntemleri en sık uygulanıyor kalp hastalıklarında? Ya burada tabii kardiyovasküler hastalıklar tabii sadece kalp hastalıkları değil, işte mesela AML'de konuştuk, boyun damar hastalığı da olabilir. Sonuçta atar damar hastalığı, atar damarlarımız her yerde, vücudun her yerinde ve birçok organı ilgilendirebiliyor ama tabii kalp konusu en çok tutulan bölgelerden bir tanesi atar damar hastalıklarında. Arkasından işte boyun damarları, bacak damarları geliyor. Dolayısıyla buradaki mevcut soruna göre hareket etmek lazım. Örneğin bir bacak damar hastasının yani en önemli tedavilerinden bir tanesi yürüyüş. Yani yürüyüşten hep bahsediyorum. Özellikle mesela bir bacak damar hastası, sen çok daha iyi görüyorsun, çok daha fazla görüyorsun bu hastaları. Mesela çok düzenli yürüyüş onlar için tartışılmaz bir tedavi yöntemi. Kalp hastalıkları için de çok önemli olmakla beraber mesela ayak damarında, bacak damarındaki sıkıntı olanların kesinlikle yürümesini ve belli bir program dahilinde yürümesini öneriyoruz. Sigara bırakılması zaten dediğimiz gibi ortak konu. Kolesterol ilaçları, kardiyovasküler hastalığı dokümante edilmiş, stent takılmış, bypass olmuş hastalarda kolesterol ilaçlarının kesinlikle kullanılması gerektiğini, tabii ki dozlarının işte takiplere göre ayarlanmak kaydı kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bilişimsel tedavilerde hani nasıl bir yol haritası Alex öneriyorsun? Yani stent, ameliyat konuları? Şöyle, burada tabii ki biz hani kendi kliniğimizde de işte Şahin hocalarla beraber bir şekilde ekip çalışması. Bu bir aslında kardiyovasküler ekip olarak görmek lazım. Kardiyolog veya kalp damar cerrahı, işte ameliyat mı daha üstün, stent mi daha üstün? Bu tartışmalar tabii ki yıllardır süre geliyor. Kişi bazında mevcut soruna göre hareket etmek lazım. Biz burada biliyoruz ki çok damar hastalıklarında, işte özellikle diyabet hastalarında ameliyat gibi seçenekler öne çıkarken, çok kısaca kabaca anlatmak gerekirse tek damar, iki damar, daha böyle stente uygun olabilecek lezyonlarda da tabii ki stent tedavisini seçiyoruz. Ama bu bir hasta bazında ve bir ekip halinde değerlendirilmesi gereken konu. Burada şöyle bir soru var. Hani bypass ameliyatından sonra nikah süreci nasıl oluyor? Bypass ameliyatı gerekebiliyor. Özellikle çok damar rahatsız, Alex Hoca'nın dediği gibi veya genç hastalarda ve yaygın damar hastalığı varsa bu tip konularda, orada açık operasyonlardan sonra genellikle kabaca bir ayı bulabiliyor diyebiliriz nikah süreci, ama kapalı işlemlerden sonra, yani minimal invaziv bypass operasyonlarından sonra, yani iki hafta diyebiliriz, belki daha doğrusu haftalar diyebiliriz ama kabaca en azından hani daha kısa diyebiliriz şeyler için, iyileşme süreci için. Yani tedavinin planlaması kişiye göre yapılıyor. O kişiye göre yapılan tedaviden kararından sonra da kateterle stent veya işte balon anjiyoplasti veya ameliyatla, ameliyatın da değişik yöntemleri var. Kapalı bir şekilde endoskopik olarak robotla veya normal açık bir şekilde yapılan ameliyatlar var. Bir soru var bu arada COVID ile alakalı. Evet, gündemimiz çok COVID. COVID bitirdikten sonra nefes darlığı gibi, göğüs ağrısı gibi konular. Alexey, bunlar hakkında bir şey söylemek ister misin? COVID'li hastalardaki kalp damar, olası kalp damar şeyleri, sorunları. Burada kesinlikle şöyle, önce şunu bir belirtmek lazım. Hani COVID'den korunmanın en önemli yönü, korunma hakikaten birinci sırada geliyor. Bence bunu biz hem ülkemizde hem dünyada gördük ki aşı sonrası hayatımız değişmeye başladı, olumlu yönde değişmeye başladı. O yüzden hani kesinlikle aşının hekimlerin önerisi doğrultusunda yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Aşıyla ilgili yan etkilere önce bir girelim. Hani aşıyla ilgili bir takım sorunlar olabileceği düşünülüyor. Aşıyla ilgili çok çok iyi tolere edildiğini ve yan etkilerinin çok fazla olmadığını görüyoruz.
Özellikle son BioNTech'le alakalı olarak. Sadece kalp kası iltihabıyla ilgili bir takım küçük çaplı çalışmalar, yayınlar çıktı. Ama bunun COVID'in hastalığın yaptığına göre çok daha az olduğunu biliyoruz. COVID hastalığını geçirdikten sonraki temel konu bence şu, hastalığı nasıl geçirdik? Yani hafif geçirilen bir COVID durumundan sonra genelde önemli sorunlar görmüyoruz kalp damar sağlığı üzerinde. Ama COVID ne kadar ağır geçirildiyse, gerek akciğer sıkıntıları, yani akciğer tutulumu ne kadar yoğunsa, hastalık ne kadar ağır geçirildiyse, mevcut olabilecek kardiyovasküler sorunlar da o derece karşımıza çıkabiliyor. Bunu tekrar hatırlatmak lazım. Yani hastalık aşıya göre çok çok daha fazla riski olan bir durum. O yüzden hani aşılanmanın önemine değinmek lazım. Rutin aspirin kullanımı gibi bazı sorular hastalarımızdan görüyor. Yani COVID geçiren herkesin aspirin kullanması gibi bir şey çok önerilmiyor. Açıkçası bununla ilgili yayınlar, makaleler halen sürüyor, çalışmalar yapılıyor. Biz ama temel şunu biliyoruz ki yine ağır geçirilen, hastaneye yatış gerektiren veya yoğun bakıma yatmaya gerektiren hastalarda biz göbekten, koldan yapılan deri altı kan sulandırıcı iğneleri genelde kullanılması öneriliyor. Ya şöyle ilginç bir soru var. Stresle kalp hastalıklarının ilişkisi nedir? Stres faktörleriyle. Bu konuda belki şunu söyleyebiliriz. Çok geniş bir hasta grubunda yapılmış bir tane çalışma var. Ayame çok ilginçtir. 90 yaşın üzerinde yani 100'lü yaşlara doğru kimler ulaşabiliyor? Onunla alakalı bir tane çalışma yapılmış ama çok geniş bir çalışma. Yani yüz binlerce şey var. Takip edilen kişi var burada. Ve şu faktörler saptanmış. Hayatınızda yani stres faktörünü azaltabildiğiniz bir çevresel ortamınız varsa, bu sevdiğiniz bir kişi olabilir, yani bir hobi olabilir ama düzenli. Yani bu sevdiğiniz kişi illa bir akrabanız, bir hani eşiniz, çocuğunuz olması gerekmiyor. Ama bağlandığınız bir hani sosyal ortamınızda bağlandığınız birisinin olması bile yeterli. Tanımında direkt olarak şey yok, aile bireyi olması şart değil. Sizi hani dinleyecek, derdinizi paylaşabileceğiniz hani kabaca tabirle birisi. Bunun hani bazı şeylerin paylaşılması ortamı stres faktörünü günlük maruz kaldığınız stres faktörünü azaltarak hakikaten şeyi daha sağlıklı bir şey sağlayabiliyor. Hobiyle uğraşmak mesela, bunlar hepsi olumlu şeyler. O anlamda hakikaten stresin bir şeyi var. Bir olumsuz bir tarafı var şeyde. Hatta yani hani Türk filmi, klasik Türk filmi karesi, bir stres anından sonra kalp krizi dedikleri de bunun hakikaten gerçek bir payı var. Çünkü stres dediğimiz olay yani vücuttaki sempatik sistemi, adrenalin deşarjını sağlayan bir şey, bir uyaran. Bu damarlardaki büzülmeye sebebiyet veriyor. Ondan dolayı da bazen olumsuz şeylerle aynı olarak karşılaşma ihtimali söz konusu olabiliyor. Alex Bey, bu konuda sen bir şey söylemek ister misin? Stresle alakalı evet, ben de sana katılıyorum. Yani genelde stres olan bir insanın kalp damarlarında bir problem olacak gibi algılanmasın. Ama stres özellikle altta yatan kalp damar hastalığı olan kişilerde tetikleyici. Yani gerekse damarları büzerek, gerekse de o bir takım plakların aniden çatlamasına sebep olarak ani olayları tetikleyebiliyor açıkçası. O yüzden de stres kontrolünü hastalarımıza kesinlikle, özellikle kalp krizi geçiren, işte ameliyat olmuş, stent takılmış hastalara kesinlikle stres kontrolünü öneriyoruz. Gerekirse bunlarla ilgili ilaç bile kullanmalarını önerebiliyoruz hastalara. Tabii kolay bir şey değil. Ben bu konuda bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, lütfen buyurun. Gayri bilimsel olabilir gerçi ama çünkü ben de sonunda bilim adamı değilim Allah'tan. Benim için benim teorim bu. Her ne kadar hani doğru yeme, Akdeniz diyeti, yağlı yememek, efendim egzersiz vesaire, hepsini bir kere koy küfeye, öbür tarafında şeyi koy, yaşam psychological, psikolojik faktörleri koy, yani mutlu yaşamaya çalışma gayretini koy, bence ağır basacaktır. Çünkü benim teorim mutlu yaşamayı bilen, yani kafasına takmayan şey abiye tamirle. Hep şey vardır ya, işte benim dedem 96 yaşında öldü. Bir günde bir paket sigara içerdi. Bilmem ne de et de yerdi. Kebapla meraklıydı. Falan. 96 yaşında öldü. O dedenin herhalde stresi yoktu. Yani o dede herhalde hayata başka türlü bakıyordu. Oradaki psychological faktörler, hayata bakış şeyi, yani bunun için para pul meselesi de değil bu. Yani çünkü çok zenginler tam tersi belki. Yani zenginlerin belki biraz daha problemleri fazla. Çünkü para kaybolacak. Onu bakmamız lazım falan. Ama para olmayınca da yani
sıfır para değil. Ama yani yaşamı idame ettiren para olduktan sonra sizin kafa yapınız, benim öyle düşünüyorum. Şimdi ben de değişmeye başladım son zamanlarda. Kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Şu anda kendimi tedavi ediyorum. Ben de şu anda son zamanlarda biraz kaygılı olmaya başladım. Yani faktörler, Zeynep Hanım hasta vesaire vesaire, öyle şeyler de ortaya çıktı ama eskiden olmayan şeyler çıktı ama her şeye rağmen mutlu olmaya çalışırsam, yani sonunda bir hayat, gözümüzü açıyoruz, gülüyoruz, eğleniyoruz, ağlıyoruz, yiyoruz, kusuyoruz, yemiyoruz, üzülüyoruz ve sonunda ölüyoruz. Yani bu kısa dönemde ne kadar çok mutlu olabildik, yani hayattan keyif alabildik. De, bu da şöyle oluyormuş, bu bir antik Grek felsefesidir. Mutlu hayat iyi dostluklarla oluyormuş. Tek başına olmuyormuş. Çok önemlidir. Sofokles'ti galiba bu. Emin değilim, ya da Aristo muydu? Yani önemli, babaların bir tanesinin teorisidir bu. Yani mutlu yaşamak için her şeyin aslında çoğu Grek filozoflar orada biter. Mesela çoğu der ki her şeyi, yani var ya Türkçe, her şeyin ifradına kaçma. O da felsefenin içerisinde. Çok yemek yeme. O da felsefenin içerisinde. Çok aşık olma. Çok üzülme. Çok sevinme. Çok gülme. O çoklar var ya, o çokları da atmamız gerekiyor. Yani onları hep modere kullanırsak, hayata mutlu bakmayı becerebilirsek, bence hayatımızı uzatacağız. Benim acizane ve naçizane, pardon. Ve bilimsel şeylerle desteklenen bir düşünce. Bir teori bu. Bence Ayhan Bey, uzatmasak bile en azından kalan zamanı daha keyifli yaşayacağımız kesin. Çok katılıyorum size. Alex'in burada bir tane soru var. Covid geçiren herkes kalple alakalı bir kontrole ihtiyaç duyar mı? Bu konuda bir yorum yapar mısın? Şöyle, aslında demin dediğim gibi hastalığı hafif geçirdiysek, çok büyük bir sorun yaşamadıysak, rutin kalp kontrolü olmak zorunda değil. Ama aynen, hani eğer bir şekilde bir akciğer tutulumu oldu, hastaneye yatmak zorunda kaldık veya yoğun bakım sürecinden geçtik, evet, o zaman bir kontrol yapılmasını önerebilirim. Stent takılmasından sonra ya da bir kalp hastalığının tedavisinin yapılmasından sonra, girişimsel bir tedavi, ameliyat veya stent işte, sonrasında şimdi stres faktöründen bahsettik ya, hani bunun stres faktörünün azaltılması için bir ilaç kullanımı gerekir mi? Değil, gerekmez. Biz sadece burada işin sosyal boyutundan bahsediyoruz. Yani mümkünse bu çevresel etkileşimle alakalı bir konu. Ha, anormal bir durum varsa onunla alakalı olarak bir hani destek alıp, yani bir hekim görüşü alıp, çünkü bu şey bir karar değil, yani keyfi bir karar değil, ondan sonra şey yapmak lazım. O önemli bir konu. İlaç kullanımlarının her birinin altında ciddi bir hani sebep olması gerekiyor. Kesinlikle. Rutin ilaç vermiyoruz. Duruma göre değerlendiriyoruz. Aynen. Son bir konu, ailesel yatkınlığı olan ama herhangi bir rahatsızlığı olmayan, ailesinde bypass olmuş bir hasta. Alex'im sana bu soru bu. Düzenli spor yapıyor, sağlıklı besleniyor ama ekstra bir şey ne önerirsin? Böyle ailede bir kalp hastası var, tedavi olmuş, stent olmuş veya bypass olmuş. Herhangi bir şey yok, hani bilinen bir durum yok bununla alakalı. Normalin kendisi var mı? Bir şekilde hanemize bir risk faktörü olarak yazıyor. Ailede tabii ki bu aile hikayesi, yani 70-80 yaşında bir hani işte geçirilmiş ameliyat, stent, bu aslında direkt bir aile hikayesi olarak saymıyoruz. Biz hani genç yaşta aile hikayesi bizim için önemli. Yani bir negatif bir hastalığı bazında negatif bir şey yaratabilmesi için. Genellikle işte 40 yaşından daha 45 yaşından daha genç bir erkek ya da işte 55-60 yaşından daha genç bir bayan varsa ailede kalp hastalığı yaşamış, kalp krizi geçirmiş, ani kaybedilmiş. Tabii bu o zaman bizim hanemize bir risk faktörü olarak yazıyor. Bu bağlamda dikkat etmemiz. İşte o zaman bunu değiştiremeyeceğimize göre değiştirebileceğimiz diğer faktörleri bizim düzeltmeye çalışmamız lazım. İşte tansiyon varsa tansiyon kontrolü, işte sigarayı bırakılması, diyabetin, kolesterolün kontrolü. Bunlar önemli. Aile hikayesi varsa burada özellikle sorgulanması gereken bir konu ailevi hiperkolesterolemi dediğimiz, yani belki ailede babada vardı, annede vardı bir kolesterol yüksekliği, belki o da bize sirayet etti. Bunun değerlendirilmesi ve gerekirse bu bağlamda ilaç kullanılmasını öneriyoruz. Yani belli bir doktor, bir soru sorabilir miyim? Sizi yakalamışken. Şimdi bu sizin güzel hastanenizde Maslak Acıbadem'de davet edildim sağ olsun başhekim tarafından. 2 gün check-up oldum. Hatta yatılı efendim. Bir yıl hep olacak bu koloskopi falan, koktuğum şeyler onlar da oldu.
Sonra eyvah dediniz. Galiba sonunda Ayhan Bey bir gün daha kalacak, anjiyo yapacaksınız, derisiniz dedi. Demediniz. Efor testinde güzel çıktık. Falan falan. Bir şeyde kötü çıktım. Ona bana cevap verin. Boyun damarlarının bir tanesi %30 tıkalı. Henüz bir alarm değil dediler ama hiç almadığım, ben kolesterol ilacı almaya da karşıydı, kolesterol de yüksek idi. Onu almaya başladım ondan sonra. Bunu kolesterolün yaptığı söylendi. Şimdi iki soru. Bu şeye katılıyor musunuz teşhisse? Kolesterol bunu tıkadı. İki, sonra şimdi spora başladım son zamanlarda. Boynum böyle katır kuturdu. Şimdi açılmaya başladı sporda. Onun fiziksel bir boyun hareketi bunu ilerlemesini durdurup ya geriletir mi? Üç, başka ne yapacağım? Orada Ayhan Bey, soru için teşekkürler. Burada şöyle bir durum var. Kolesterol ilaçlarını aslında katlama sağlığıyla alakalı kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi kolesterol seviyesini düşürmekten ziyade plakların, yani damar kireçlenmesi dediğimiz şeyi oluşturan plakların stabilizasyonunu sağlamak. Stabilizasyon nedir? Oradan bir plak kırılıp da bir yere atmasın. Veya bir parça kopup da bir yere atmasın. Şimdi burada damar kireçlenmesi olan herkeste bir sorun damarın daralması veya tıkanması şeklinde olmuyor. Bir kısım hastada bu plakların, damarlardaki kireçlerin kopup atmasıyla oluyor. Ani sorunlara yol açanlar bunlar. Şimdi şah damarı dediğimiz olayın damarın beslediği alan beyin ve buradaki herhangi bir sorunun oluşturabileceği sıkıntı ağır. Yani görmek istemediğimiz bir sonuç. Allah korusun felç gibi bir sonuç. Ondan dolayı buradaki kireçlenmenin en başından itibaren sıkı kontrol altında olmasında fayda var. Ve bundan dolayı da bazı kireçlenmelerde kolesterol düşürücü ilaçların oradaki plağın sabitlenmesi, herhangi bir soruna yol açmaması adına kullanımının faydalı olduğunu gösteren şeyler var elimizde, veriler var. Bunun hareketle şey yok bu arada. Çok pardon, hareketle bir şey yok. Hareketlerde serbest ya da katır kutu etmesinin bir manası yok. Onun dışında bununla alakalı yapılacak bir şey, ilaçların düzenli kullanılması dışında yılda bir kez ultrason ile bu damarın bu damardaki plan kontrolüdür. Ultrason bunun ilerlemesini veya sabit kalmasını gösterir. Eğer ilerlerse ileride bir tomografi çekmek gerekebilir ama şu an için bu seviyelerde ultrason kontrolü yapmak yeterli oluyor. Peki geriye dönüş var mı? Yoksa Bu ilacın kullanılması ya da bu tedavilerin alınması, burada kan sulandırıcı ilaçlar da var aynı zamanda, ile bu plak burada sabit kalıp ilerlemese yeterli açıkçası. Yani bunun ilerlemesi yok diyorsunuz, doğru mu dediniz? Yani plakların küçültülmesi başka alanlarda, başka tedavilerde var. Girişimsel bazı yöntemler var bu konuyla alakalı olarak ama bu konuyla ilgili olarak ilaç tedavisiyle durumun stabil halde tutulması çok çok daha önemli ve ön planda. Anladım. Yani sen orada %30'da kal, başka bir şey isteme diyorsunuz. Evet. Tabii öyle. Aynen öyle. Yani biz burada kritik olmayan darlıklara, bununla ilgili birkaç soru da gördüm de, hani %30, %40, %50 gibi darlıklarda ne yapıyoruz? Hani onlara bir şey yapmalı mıyız sorusunun cevabı. Evet, onlara bir şey yapmıyoruz biz aslında. Onları sadece stabil kalması için yapılması gerekenleri uygulatmaya çalışıyoruz. Bu da aslında deminden beri konuştuğumuz şeyler ve işte bir tanesi de işte kolesterol ilacı %30, %40 ilerlemesin. Oradaki plan içeriği Şahin Bey'in dediği gibi içeriği önemli. Aslında bu kolesterol ilaçları biraz oraları sertleştiriyor, daha kireçlendiriyor. İçeriğinin yumuşamasına engel oluyor ve daha frajil, kırılgan hale gelmesini engelliyor bu tarz ilaçlar aslında. Yani %30'a razı boynumuzu hep duracak mıyız herhalde? Öyle anlıyorum ben. %30'a razıyız, evet. O ilerlemesin yeter bizim için. Yeterli mi? Yeter mi %30? Yeter. Yeterli, kesinlikle yeter. Nasıl yolunu bulur diyorsunuz. Kan yolunu bulur, gider. Bulur. Kalpte öyle oluyor, onu biliyorum. Kalpte babam kalp hastası olduğu için yani tıkalı kalpler yanlardan diğer damarlardan çalışıyorlar bir şekilde. O kalp bir şekilde alıyor o kanı. Değil mi? Tabii. Zaten oradaki o yolların açılabilmesi için de %30'lar, %40'lar yeterli değil. Daha dar olması lazım ki o yollar açılmak zorunda kalsın. Yani %70-80'in üzerinde darlıklarda ancak o yollar kendini açma ihtiyacı hissediyor. Burada şöyle sorular var. Şimdi ilaç kullanımı ile alakalı olumsuzluklarla karşılaşma olasılığı nedir? İşte kan sulandırıcı veya kolesterol düşürücü ilaçlar. Evet.
Şimdi şunu söylemek lazım herhalde diye düşünüyorum. Alex, sen de katılır mısın? Her ilaçta, her ilacın kullanımında bazı yan etkiler olabilir. Her ilacın kullanımıyla alakalı bazı olumsuz durumlarla karşılaşabilir. Örnek veriyorum, kan sonucu kullanıyorsanız kanama ile alakalı riskleriniz artar. Ancak burada bu ilacın başlanmasının özel bir sebebi, bunun kullanımıyla alakalı olarak bir fayda beklentisinden yola çıkarak bu karar verilir. Yoksa hani ekstra herhangi bir durum yokken korunma amaçlı veya başka bir hani keyfe keder bunlar bu kararlar alınmamalı. Ondan dolayı hani bir karar verildikten sonra bunun şöyle bir etkisi varmış demek çok böyle hani karar verme mekanizmasına hani faydalı olacak bunlar değil. Evet, kolesteroloji başlandıysa başlanması gereken durumlar var hakikaten kalp damar sağlığıyla alakalı. Bunun olası bazı olumsuz yan etkileri olabilir ki bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Bazı takipler gerekiyor. Yani kolesterolojini alalım, evet bütün ömür boyunca bunu kullanalım değil. Bazı takiplerle bunu takip altına olması lazım. Ancak olumlu etkilerinin, hani olumsuz ulaşabilecek etkileri çok çok domine ettiği durumlarda zaten bunları kullanıyoruz. Onun için evet yan etkiler olabilir ama bunların kontrolü altında iken bunların kullanımı söz konusu. Kabaca söylemek gerekirse her ilaçta bu var. Yani en basit ilaçta bile. Yani basit, en basit gördüğümüz minoset yani ya da parasitamol tablette bile olası birçok yani çok çok nadir görülen konular olabilir. Ama hani bu şey gibi hani kaza olmasın diye trafiğe çıkmak çıkmamak kararı gibi bir şey açıkçası. Onun için kar zararı iyi düşünülmeli. Her hastaya özgü dediğimiz konunun altına yatıyor zaten. Yani tedavi planlamalarını her hastanın bütün faktörlerini göz önünde tutaraktan o hastaya özgü olarak veriyoruz. Yani bir hastaya diyoruz ki evet ya ilaç tedavisi ya da şu ilaç. Onun altında bir sebep var. Onun için de bütün hastanın detaylarının iyi bilinmesi lazım. Masadayken masada bütün opsiyonların duruyor halindeyken oradan güzel bir opsiyonu hastaya sunabilmemiz lazım. En iyi fayda gösterecek, en az zararı olacak opsiyonu seçmemiz lazım. Aslında yani tıbbın genelinde bu var. Bu arada şunu da altını çizmek lazım. Buradaki yaptığımız şey sadece bir sohbet, keyifli bir sohbet hedefliyoruz kalp sağlığıyla alakalı. Buradaki konuştuklarımız her hasta için genellenebilecek şeyler değil. Sadece kabaca bilgilendirme amaçlı yapıyoruz bunları. Onun için tıbbi karar verme ile alakalı olarak mutlaka bir hani danışma almakta fayda var her konuda olduğu gibi. Onun için buradaki şeylerimiz yanlış yere gitmesini de istemeyiz kesinlikle. Sadece iyi niyetli bazı önerilerden oluşuyor. Son olarak Ayhan Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Valla şunu söyleyeceğim. Tekrar ediyorum kendimi galiba. Galiba buradaki ilaç, bu işlerdeki ilaç absolut total mutluluk. Total mutluluğu yakalayabilirsek hayatımızı yani daha sağlıklı yaşayacağımıza eminim. Yani tabii şeyi bir kenara ama o zaman total mutlu olalım da güzel her gün yağlı kebap yiyelim demiyorum muhakkak ki. Hani her gün işte iki porsiyon Adana yiyelim efendim ondan sonra kuyruk yağından ondan sonra total mutlu olalım. Hayır. Az yemekle de mutlu olunabilir. Az yememiz gerektiğine inanıyorum. Günde bir öğün yememiz gerektiğine inanıyorum. Çok ağır tabii. Ha ben çok süper bunu taştan yazmadım şeye. Yani kanunen Musa peygamber değilim. Sonunda yani muhakkak ziyafetlerim oluyor. Hele benim işimde yemekleri tadıyorum. Lokantalara gidiyorum. Yani bilmem ne şeydir. Yoldaki yemeği yiyorum. Film icabı yiyorum. Ama dikkat edin filmlerde hepsini yemem. Bir lokma alır bırakırım. Kameramanlar kilo aldı. Problem orada. Ben yemiyorum. Biz kameramları görmüyoruz. Görmediğimiz için. Kameramlar sadece oldu. Biz de yemekler ziyan oluyor diye üzülüyorduk Ayhan Bey. Efendim? Yemekler ziyan oluyor diye üzülüyorduk. Demek ki yiyenler varmış gerisi. Yani şunu demek istiyorum. Final mi yapacaksan siz devam edin. Yani arkadaşlar, dostlar, sevgili doktorlar, sevgili dinleyiciler ve izleyici takipçiler bir şekilde hayatınızda en zor anı dahi olsa ki oluyor. En yere düştüğümüz anda oluyor. Çukurduğu yere kafa üstü şey yapsak da işi hafife alıp, hafife almak kötü kelime belki, işi kolayına al yani mutlu bir şekilde ondan bir şey çıkarmamız gerekiyor. O zaman daha iyi bir hayat yaşayacağız gibi geliyor. Ha, çok fazla şey de olmak istemiyorum hani filozof
Oturup da işte ensesine vur, ekmeğin al hala gül, tokatı ye, öbür tarafına dön şeklinde demiyorum. O yani o kadar fazla da şeye kaçmayın. Ama denge yani, diyorsunuz. Stres, sizin tabirle stres dışı bir yaşam. Değil mi? Yani tıbbi tabirle. Stres dışı yaşam. Alex, Doktor Alex. Öyle dediniz zaten. Evet. Stres dışı yaşam. Çünkü stresin kalpte, damarlarda, organlarda, vücutta bilemediğimiz o namussuz, çözemediğimiz beyinde kimin neler oluyor orada? Allah ne fırtınalar esiyor o beyinde. Daha onu çözemiyoruz. Yani günde bir öğün yersek ve mutlu olmayı becerebilirsek, hey, bizden iyi kimse var mı dünyada? Yok. Türkiye'nin nimetlerinden faydalanırsak, zeytinyağlı yemeklerimizi yersek, zeytinyağı güzel tadarsak, zeytinyağımızı, trafik yani mümkün olduğu kadar, şimdi zor hayatımız, egzoz dumanında yaşıyoruz, trafikte oturuyoruz, arabaların içerisinde yanındaki adama bağırıyoruz, önümüze geçtiği için şey hayvana bakmıyor, ya bari kötü kelime hayvan da, anla, onunla sinirleniyorum ben bazen ve o anda tansiyon yükseldiğini hissediyorum ben. Ama diyoruz ki Ayhan yapma, kısa, hayat kısa, hayat kısa, unut, güzele bak, iyiye bak diyorum, kendime bir psikolojik tedavi uyguluyorum. Sevgili çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Alex, sen son olarak ekleyebilir misin Çağ? Yani herkese güzel, sağlıklı günler diliyorum. Ayhan Bey'in dediği gibi her şeyin uygun olanını yapmamız lazım. Yani çünkü her şeyi tatmalıyız. Her şeyin tadına bakmalıyız. Ama bu mutlaka belli sınırlar dahilinde olmalı. Yani mutluluğun formülü bir tane değil aslında. Ama elimizden geldiğince yaşamımızı, keyfini kaçırmadan sağlıklı yaşamaya çalışmamız lazım. Teşekkürler. Ben de hem Ayhan Bey'e hem Alex'im sana çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ayhan Bey çok teşekkür ederim. Toplam bizi dinleyen misafirlerimize de çok teşekkürler. Vakit ayırdılar. Hedefimiz keyifli bir sohbetti. Medikal bir öneriden ziyade hani kabaca genel anlamda hani biz hani danışmanlıktan öte sohbet etmeye gelip demiştik. Keyifli olmuştur. Şunu ekleyebiliriz. Tıbbi anlamda kalp sağlığı başta olmak üzere tıbbi anlamda herhangi bir bilgiye ulaşmak için kurumsal kimliklerden bilgi almakta fayda var. İnternet bu konuda çok şey, çok hani karışık ve kirli diyebiliriz. Mesela Dünya Sağlık Örgütü gibi, Sağlık Bakanlığı gibi veya resmi dernekler gibi, derneklerin hani yayınları gibi konuların veya bilimsel yayınların bu gibi kaynaklardan şey almakta fayda var. Sorgulanabilecek etiketlerden, sorgulanabilecek kaynaklardan veri almakta fayda var. Çok şey, çok faktörlü bir konu bu. Yani hani bir tarafından cımbızla çekilip de konu çok çok farklı yerlere gidebilir. Onun için doğru karar vermek adına hani kaba resmi yani konunun geneline hakim olmak gerekiyor. Bu anlamda dikkatli olmak lazım. Herkese sağlıklı günler dileriz. Tekrardan bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ben konuklara tekrardan teşekkür ediyorum. Bu ortamı sağlayan teknik ekibine, Yasemin başta olmak üzere. Herkese teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Zeytinyağı tadımınız benden. Kerem ve Erdoğan. Sözünü de aldık sizden. Teşekkür ederiz. onu evet unutmayacağız, atlamayacağız. Teşekkürler. Bye bye. Hoşçakalın.